Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz, dersimizde e, 76 ve 77. soruları çözeceğiz. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman burada 76 ile 77, 80. sorular aynı doğrultuda sorulardır. Cümlede bir cümle, bir paragrafımız var aslında, bu cümlelerden müteşekkir. Burada anlam akışını bozan... Paragrafın bağlamına uygun olmayan cümleyi biz ne yapacağız aslında bulacağız. Burada anlam bütünlüğünü bozan demiş. Biz anlam akışını olarak da ifade edebiliriz. Bu sorularda dikkat etmemiz nokta benim tecrübelerim kadarıyla ifade edeyim ben. Efendim her bir okuduğumuz cümleyi bir öncesiyle ilişkilendireceğiz. İlişkili kurabilirsek bir sonraki cümleye geçeceğiz. Kuramadığımız cümlede arkadaşlar bir alt bir üstüyle değerlendireceğiz uygun değilse artık doğru cevabın ne olduğuna kanaat getireceğiz. Ama her zaman söylüyorum ben. Yine okuduğumuzu mümkün olduğunca en iyi şekilde, en doğru şekilde anlamak her zaman bize katkı sağlayacaktır. Bu da zaten bu sınavların olmazsa olmaz hususiyetidir. Hemen sorularımızı sorumuzu okumaya geçelim. Bakın, bu arada şunu belirteyim arkadaşlar. Burada cümlelerimizi ben Arapça rakamlarla ifade ettim. Türkçe yazdığımda bozuldu, bozulması nedeniyle. Hepiniz aşağı yukarı Arapça biliyorsunuz. Bu bir demek, bu iki demek. Üç, dört, beş bunlar da Roma rakamı karşılığıdır. Onu söylemiş olalım. Başlıyorum arkadaşlar. La ya'rifu ahadun. Hiç kimse bilmiyor. Ala vechil kat'i. Kesin bir şekilde demek arkadaşlar. Neyi bilmiyor? Ma o şey ki bakın burada kırık anlam vereceğim ben daha sonra tam bir anlam ifade edeceğim. E, buradaki ma'ya isim mevsul diyeceğim ben arkadaşlar. Ya'rifu fiilinden mefulun bih olarak kabul edeceğiz. Ma o şey ki li ibnil mukaffa mukaffa'i de diyebiliriz ama bu bir e, alemdir arkadaşlar. İbnül mukaffa olarak kullanılmaktadır en azından e, Türkiye'de de öyledir İbnül bakın ol şey ki İbnül e, Mukavva için vardır nerede var fil kitabı kelilete ve dimnete kelile ve dimnete va, e, kitabında vardır ve maliy selahu yine ol şey ki leyselahu o kimse için yani buradaki İbnül Mukavvaya gider onun için yoktur demek ki burada şöyle düşünelim Kelile ve Dinme kitabında Mukaffa'ya dair bir şeyler var arkadaşlar. Bunu ifade edelim. Şimdi İmdil Mukaffa'nın akışta göreceğimiz üzere Kelle Dinme'nin e, kendisine atfediliyor. Tercümeler, e, tercüme yaptığı falan ifade ediliyor. Buradan hareketle e, biz buna e, şu şekilde ifade edebiliriz arkadaşlar. Kelle ve Dinme kitabında nelerin İbnül Mukaffa'ya ait olup olmadığını kimse kesin olarak bilemez şeklinde bunu ifade edebiliriz. Yani oradaki içeriği ne kadar İbnül Mukaffa'ya dairdir, ne kadarı daha İbnül Mukaffa'nın etkisi yoktur. Aslında biraz da bu kastediliyor. Devam edelim. Bunu anladık. Ve şai'u. Bakın bu e, demek arkadaşlar. Yaygın görüş, yaygın kanaat demek. Dolayısıyla yaygın görüş ise, yaygın kanaat, yaygın kabul ise diyebiliriz. Enne usulel kitabı, kitabın asıllarının hindiye, tün, hintçe olduğudur. dolayısıyla kitabın aslının hintçe olduğudur. Bu birinci kanaat, atıfla ikincisi geliyor. Ve ennehu yine kitap e, nuk ile nakledilmiştir. Lahikan sonradan demek bu. İlel Farisiyeti Farsçaya tercüme edilmiştir. Burada nakledilmiş diyoruz ama ne hale, burada kitap efendim kendisi mefulün bihi falan olduğunda genelde tercüme etme anlamına geldiğini görüyoruz ki sözlüklerde de bu e, vakidir arkadaşlar. E, bakın şimdi Frans e, Farisiye dediğimiz Farsçaya bu kelledinme e, tercüme edilmiş. Şimdi Dolayısıyla kitabın aslında Hintçe olduğu kabul ediliyor ve de bu kitabın yine e, Hintçeden Farsçaya tercüme edildiği kabul ediliyor. Şimdi burada Farsçaya bir sıfat geldi. Elbette ile Farsça ki yatamede dayandı diyelim arkadaşlar. Aleyha bu Farsçaya dayandı. Kim dayandı? E, şimdi burada dayandı anlamına e, biraz sonra e, arkadaşlar bağlı kaldı anlamını vereceğiz. Şimdi bağlı kalmak e, arkadaşlar esas almak, temel almak anlamındadır. Esas aldı bu Farsçayı diyelim buraya. Kim İbnül Mukaffa İbnül Mukaffa fi naklil kitabi ile Arabiyeti kitabı Arapçaya tercümede bakın fi naklil kitap kitabı tercümede nereye ile Arabiyeti Arapçaya tercümede. Dolayısıyla buradan şunu da anladık mı? Bu İbnül Mukaffa Farsçadan kitabı Arapça'ya bir tercüme etmiş. Bu da ortaya çıktı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hatta bunu bir bütün olarak da ifade edebiliriz. Ve e, bütün olarak ifade ettiğimizde de yaygın olan e, kabul ise kitabın asıllarının ya da aslının Hintçe olduğu ve İbnül Mukaffa'nın kitabı Arapça'ya çevirirken it, e, Farsçı, itimat ettiği Farsçaya sonradan çevirildiğidir şeklinde belki bir bütün olarak anlamda verebiliriz. Devam ediyoruz. Lakinle ancak etter cemetel farisiyete farsça tercüme şimdi farsçaya çevrildi bakın. Ha, bu arada şunu söyleyelim. İlişki kuralım. Birinci cümlemizde ne dedi? Ne kadar dahlinin aslında kitabı olup olmadığını bilinmiyor dedi. Diğer taraftan yaygın olan kanat bu kitabın kitaptan kasıt kelile ve dinmedir arkadaşlar. Ansın hiç oldu. Daha sonra Farsçaya çevrildiği İbn Mukaffa'nın da Arapçaya kitabı tercüme ederken Farsçayı esas aldığı ya da Farsça ya, e, dilinden e, çevirdi şeklindedir arkadaşlar. Dolayısıyla birinci ve ikinci cümlemiz birbiriyle uyumludur birbirini tamamlıyor. Üçe geliyoruz. Lakin dedi. Lakinle kendisinden önceki duruma aykırı bir şey söyleyecek anlamına gelir Arapçada. Ve bu e, kendisinden önceki duruma aykırı bir şey söyleyeceği anlamına geldiği gibi yine kendisinden önceki durumla ilişkili ama biraz farklı bir şey söyleyeceği kastedilir arkadaşlar. Onu söyleyelim. E, daha ki söz şeye bakarsanız gramere istidrak için yani yanlış anlaşılmaları engellemek için efendim kullanıldığı ifade edilir Arapça kitaplarımızda. Onu iyi söylemiş olalım. Evet ancak Arapça tercüme fukidet bakın arkadaşlar kayboldu. Şey Farsça tercüme de kayboldu diyor. Bakın burada yine bir Farsçadan kas kaybet e, ifu, Farsça tercümeye dair bir şeyler söyledi. Bu da kay, kaybolduğunu söyledi. Yine ikili üç birbiriyle bir uyum arz etmekte. Bağlantı itibariyle Velem yaut min mecali li elledi fa'alehu ibnul efendim mukaffa. R. Şimdi ne dedi? Velem yaut artık min mecali min mecalin lil ma'rifeti diyelim. Bilmenin imkanı kalmadı. Artık bilmenin imkanı yok. Buradaki lem yaut ya da lem ta'ut şeklinde görebilirsiniz. E, ee, sözlüğe baktığımızda yine arkadaşlar lem yapfa ile eş anlamı olarak sözlük bunu bize vermekte. Artık yok demek arkadaşlar işin gerçeği. Ve yahut nereden geldi? Ade fiilinden geldi arkadaşlar. Onu söyleyelim. Ade fiiline de dönüp bakabilirsiniz. Şurada mecal kelimesine ben dikkat çekmek istiyorum. Bu mecal e, alan anlamına geldiğini çok görüyoruz. Bunun aynı zamanda gezme yeri, dolaşma yeri gibi anlamları var. Mekan, ortam anlamı var. Fırsat, imkan anlamı var arkadaşlar. Dolayısıyla bilmenin bir imkanı, bir fırsatı artık yok. Neyi bilmenin maul şey ki bakın buradaki ne bir isim mevsuldür. Efendim el-elif alehu ol şeyi yaptı İbnül Mukaffa. İbnül Mukaffa'nın yaptığı şeyi bilmenin de imkanı kalmadı. Kasıt ne? Arkadaşlar İbnül e, Mukaffa'nın bu tercümede neler yapıp ettiğini bilmenin de bir imkanı kalmadı diyor. Bakın 3 ile 4 yine uyumlu, şey düzeltiyorum 2 e, ile 3'ün yine uyumlu olduğunu İbnül Mukaffa'nın ilişkisi bakımından yine gördük. Ama evet devam ediyorum, tabi bu sorularda arkadaşlar biz şey takip etmeyeceğiz, kelime İsim e, isim gibi takip etmeyeceğiz. Mesela İbn Mukaffa'nın burada hayatından da bahsedebilirdi. Ve İbn Mukaffa ismi üzerinden gidecek olursak onun başka bir yönüne değinebilirdi ama akışa uygun olmayan bir durum ortaya çıkabilirdi. Buna dikkat edeceğiz. Bu bizi kandırabiliyor çoğu zaman. Devam ediyorum. Öfil <laughs> vakı gerçekte hakikatte. Ma yok, ne yok min icabetin şafiyetin. Yeterli cevap yok arkadaşlar. Yeterince cevap yok. Bakın buraya. Ya da şafiye tatmin ecidir diyebiliriz. Arkadaşlar icabe ve şafiye. Şafiye kelimesi icabenin cevabı olduğunda net anlamında açık, net, belirgin gibi anlamlara geldiğini söyleyebiliriz. Şafiye demek zaten tecavi, tedavi edici anlamına gelir. Net bir cevap yok. Ne ya ala mucmeli hadihil esileti bu soruların toplamına alayına. Bakın burada bir şey dikkat çekeceğim ben. Nasıl sorular? El matruhati ortaya atılmış sorular. Taraha atmak el kullanılır. Arkadaş el gafili aynı anlama gelir. Düzeltiyorum. Şimdi sorulan, sorulmuş sorular. Hı, mücmeline yani toplamına bir cevap da yok. Şimdi burada bir soralım. Burada ben bir noktaya dikkat çekeceğim. Elleti öyle böyle sorular ki bakın burada matruha esilenin birinci sorusudur. Birinci sıfatıdır arkadaşlar. Elleti ikinci sıfattır. Vudi'a vaz edildi. Biha o sorularla birlikte el kitabı kitap. Kitabın vaz edilmesi arkadaşlar yazılmak anlamına gelir. Kitap o sorularla birlikte yazıldı ya da ortaya konuldu diyebilirsiniz esasen temelde. Temel olarak ya da başlangıçta bu sorularla ortaya konuldu. Şimdi sorum şu, bu sorular neler arkadaşlar? Yukarıda bir sorudan bahsetmedi. Bu bir hadihil es ile demesi için bu soruların önceden geçmesi lazım. Bakın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü. Şey dördüncü düzeltiyorum. Birinci, ikinci ve üçüncü cümlede bu sorulardan bahsetmesi lazım. Ve buna dair şöyle şöyle böyle böyle sorular var demesi gerekiyor. Ama yok gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki 4'e hemen bir soru işareti koyuyoruz ya da üzerine bir çizgi bırakıyoruz ve devam ediyoruz. Ee, Hel hatta bu nukle değil de e, meçhul okumayalım, malum okuyalım ve failin de İbnül Mukaffa olduğunu varsayalım. Üveden ona döndürelim. Şimdi bu tercümeyi mukaffa yaptı ya her nakale el asle aslı ee, nakletti mi? Yani aslını tercüme etti mi diyelim arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi. Ee, hatta evet bu, bunu okuyalım. Aslını nakletti mi? E, bil e, Bir emanetin şimdi güvenilir bir şekilde bakın emanet güvenilirlik anlamına geliyordu. Dolayısıyla biz diyelim ki aslına sadık kalarak mı tercüme etti? em veyahut da tasarrafa bir tasarrufta bulundu mu izae onun karşısında yani ona dönük bir tasarrufta bulundu mu Ve evvafe böylece de evvafe ileyhi ona ekledi mi ve hazefe minhu ondan bir şeyler de attı mı bakın şeklinde bir soru geldi şimdi şunu söyleyelim bu beş dörtten önce gelseydi aslında akış devam ederdi ee, ama 5'in yine 4'ün yine problemli olduğunu biz düşünebilirdik niye? diyor kitap vaz edilirken diyor e, e, ortaya atılan sorular or, yani kitap yazılırken bu yazma eylemin İbnül Mukaffa mı yaptı ta en başta mı yaptı arkadaşlar ya da bu e, yazma Hintçeden efendim Farsçaya çevrildi ama çevrilirken mi oluştu? Bakın bundan cevabını bulamayacaktık. Ve şimdi burada e, hel nehale el asla bi emanetin e, cümlesiyle başlayan arkadaşlar cümlemiz e, benim anladığım kadarıyla e, Farsça aslına e, Farsça aslından diyelim e, Hintçedir ama Farsçaya çevrilmiş İbnül Mukaffa'nın Arapçaya çevirirken İbnül Mukaffa'ya dair sorulardır ki aslında şurada bu soruların da bir cümlenin bir boyutunda birinci efendim cümlede görmekteyiz ki kimse diyor İbnül Mukaffa'nın neler yaptığını bilmiyor aslında diyor. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Şu soruların cevabı yok arkadaşlar. Onu gör onu söyleyelim. Evet. Ve cevabın burada değişik olduğu yani dördüncü cümle oldu ortaya çıktı. Burada şunu da ifade edelim arkadaşlar. Buradaki biz e, dördüncü cümlemize de e, şöyle bir e, anlamını ifade edelim arkadaşlar. Aslında ya da hakikatte kitabın ilk yazımında ortaya atılan tüm bir soruların tatmin edici bir cevabı da yok şeklinde toplu bir anlam verdik buraya. Evet arkadaşlar 76. sorumuz böyleydi. Şimdi... 77. sorumuza geçiyoruz. Arkadaşlar 77. soruyla devam ediyoruz. Hemen sorumuzu okumaya başlıyorum ben. Birinci cümlemiz şu şekilde. Reisü kısmül emradı sadriyeti. Bakın göğüs hastalıkları bölümü başkanı. Evet, eşarayla işaret etti bakınız arkadaşlar. Neye işaret etti? Enne vaz'iyeten nevmi, uyku pozisyonu diyorum ben arkadaşlar, vaz'iye. Leda mu'zamil eşhas, çoğu insanlardaki, şimdi çoğu insanlığın uyku pozisyonu diyelim, tetegayyiru, değişebilir. Min e, e, hamsete aşera, efendim, ila 20 mevraten tıle e, tıle ile arkadaşlar tıle telle ile gece boyunca anlamına gelmekte. Dolayısıyla e, gece boyunca birçok kişinin uyku pozisyonunun 15 ila 20 defa değişebileceğine ne yaptı? Göğüs hastalıkları bölümü başkanı işaret etti ya da bunu belirtti diyebiliriz. Bakın güzel bir giriş yaptı arkadaşlar. burada kelimelerimiz de kolay bilinebilecek tarzda kelimeler. Devam ediyoruz ve tali böylece, bundan dolayı, bu yüzden, buna bağlı olarak gibi anlamlar ifade edebiliriz arkadaşlar. La efendim gerekmez. El ısrar etmek gerekmez. Neye alen mi uymaya fi vaziyetin sabitetin sabit bir pozisyonda da uymaya gerek yok diyor. Dolayısıyla şöyle de anlayabiliriz. Bu nedenle bundan ötürü sabit bir pozisyonda uymaya da gerek yoktur ee, şeklinde anlıyoruz cümleyi. Ve birinci cümleyle ikinci cümlenin arkadaşlar birbirini tamamladığını ifade edebiliriz. Zaten e, sabit bir pozisyonda uyula, uyunamayacağını da birinci cümleden anlayabiliyoruz. Devam edelim. Ve Ekke de yine vurguladı. Neyi? Enne vaz'iyyetel efdale, en böyle uygun pozisyon, linnevmi uyku için. En uygun uyku pozisyonu, hiye o da şuymuş, el istilka'u ala zahri sırt üstü uzanmakmış arkadaşlar. Ya da sırt üstü yatmak diyebiliriz. Fehiye bu sırt üstü yatmak da e, katkı sağlar. Neye fil istirhai dinlenmeye, rahatlamaya, gevşemeye diyebilirsiniz ve rahatil cismi ve de el cismil münhekki diyelim arkadaşlar. Böyle yorgun düşmüş, bitkin düşmüş bedenin de rahatlamasına ve dinlenmeye katkı sağlar. Tıletel yevmi gün boyunca. Şimdi bu yorulmak gün boyunca arkadaşlar bunu bu şekilde anlayalım. Dolayısıyla uyku için en iyi pozisyonun sırt üstü yasma olduğunu, bunun dinlenmeye ve efendim gün boyu yorgun düşmeye, yorgun düşen vücudun rahatlamasına katkı sağladığında ne yaptı? Vurguladı dedik. Bakınız birbiriyle aynı doğrultuda cümlelerle karşılaştık. Geliyorum dörde. Bakınız arkadaşlar ve bu cümleleri söyleyenler söyleyen hep reisi kısmil emradı sadriye yani başkan söyledi. Ve yan sahu tavsiye eder. Kim el atıbba doktorlar. Şimdi arkadaşlar bakın burada reisül başkan konuştu. Bölüm başkanı burada doktora geçti. Bakın buradan bir ipucu yakaladık. Neyi tavsiye ediyor? ediyor. Bir tenavülül asel, bal yemeği tavsiye ediyor. Ne zaman? Kablen nevmi, uykudan önce. E niye? Li zamani iadeti tahfinil kebidi bil kemiyeti lazım et. Bakın, gelin uykudan önce dedik ya. Li işte garanti etmesi için efendim ya da sağlaması için anlamı var. Zamine, yazmenü, sağlamak anlamında da geliyor Arkadaşlar. Neyi tahliyen ilke bit, karaciğerin de yeniden depolama yapmasını sağlamak için diyelim buraya. Bakınız, arkadaşlar. Ee, şuradan devam ediyorum. E, bil Bilkemiyeti lazimeti gerekli miktar ya da lazım olan miktar kadarıyla diyelim buraya, arkadaşlar. Şimdi karaciğerin gerekli miktarda yeniden depolamasını sağlamak için ya da garanti etmek için uykudan önce doktorlar bal yemeği de tavsiye ederlermiş. Şimdi soruyorum arkadaşlar, sırtüstü burada konunun özü aslında sırtüstü uzanmak. Bunun şey şu düzeltiyorum arkadaşlar, şahısların uyku pozisyonu ve bu uyku pozisyonlarının. 15 ila 20 defa genel olarak değişebileceği yani anlatan bir e, nedir metin iken buraya hemen bal yemekten bahsediyor. Bakın hemen yakaladık. Devam ediyorum. Velefete dikkat çekti. Arraisu başkan neye? İla ennen nevme uyku. Müstalqiyen böyle uzanmış bir şekilde uyku ale sırt üzeri. Sırt üzeri uyga, e, uzanmış bir şekilde uyku ne yapıyor? Yukallilu azaltıyor. Neyi? Min mehadiril irticai. Burada irtica refli anlamındadır. Refli tehlikelerini ya da risklerini demek. Refli risklerini azaltıyor. Ve zalike bu da li enne başın olması nedeniyledir. Yekünden hareketli ifade edelim. Ee, nerede fi mevdi'in e yüksek bir yerde mukavaneten kıyasla ya da karşılaştırıldığın, karşılaştırıldığında bil mi'deti mide ile. Bu da mide ile karşılaştırıldığında başın efendim yüksek bir yerde olması nedeniyledir şeklinde son cümlemizi anlıyoruz ve biz son cümlemize de şöyle bir toplamdan verebiliriz. Başkan sırt üstü yatmanın Başın mideye göre daha yüksek konumda olması nedeniyle efendim refli riskini azalttığına da dikkat çekti diyelim. Bakın e, dolayısıyla burada dördüncü cümlemiz bizim arkadaşlar konuyla herhangi bir ilişkisi olmayan çok net bir cümledir. Ve cevabımız da bu vesileyle ortaya çıkmış oldu gördüğünüz gibi bunu ifade edelim. Tabi burada arkadaşlar güzel kelimeler var. Kelimeleri öğrenmekte de fayda e, olacağını düşünüyorum ben. Mesela eşara gibi, efendim fiiller özellikle. Tetagayyar gibi, tegayyara, yandaghi gibi efendim. Ekke'de gibi, vurguladı, belirtti, ifade etti gibi. Şurada lefete fiilimiz var arkadaşlar. E, dikkat çektiğin anlamına gelmekte. Burada yukallülü fiilimiz var. E, onu bilebiliriz. Mesela şurada ve rahatıl cismil e, münhek ifadesi. Burada münhek belki aklınıza gelmeyebilir ama bedenin rahatlaması. Nasıl beden? Hangi beden rahatlar? Efendim yorgun beden rahatlar, e, dinlenmeye ihtiyacı olan beden rahatlar gibi yorumlayabilirsiniz. Bazı sıfatları da çok da ya da her kelimeyi bileceğimiz diye bir şey de yok arkadaşlar. Genel olarak anlatılan anlarsak meseleler e, kolaylaşıyor kanalim. Ben arkadaşlar dersi burada noktalıyorum. Başka bir dersimizde görüşmek üzere hepinize ben başarılar diliyorum.